Şeyma Subaşı'nın paylaştığı fotoğraf alay konusu olunca sevgilisi Guido Senia Subaşı'na destek olmuş. Buyurun. Önceki gün küvet pozuyla kendisinden çok manzarayı konuşturdu Şeyma. Anladık, boğaz manzaralı evin var. Kıyafetiyle küvete giren Şeyma Subaşı'nı bombalayan takipçilerinin gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Ayaklar 45 mi? Saç uçlarını pembeye boyatarak imaj değişikliğine giden Şeyma Subaşı bu kez hem terlikleriyle hem de ayaklarıyla sosyal medyanın diline düştü. Bine küreği gibi mübarek. Yapılan eleştirilere dayanamayan Şeyma Subaşı takipçilerine ilginç bir yanıt verdi. Bileklerim çok ince diyedir. 38 numara ama neden çok büyük duruyor ben de bilmiyorum. Şeyma Subaşı'nın ayaklarım 38 numara demesine takipçileri inanmayınca ortalık karıştı. O ayaklar 38 mi? Asla inanmam. Tüm bunlar olup biterken bu video Senya Şeyma Subaşı'nın fotoğrafını beğenerek sevgilisine destek çıktı. Evet. Şeyma'nın ayağı 38 midir sence? Ya hayır bak, benim şu an giydiğim terliği giymiş. Çekin. Şu an giydiğim terliği giymiş. Bu terliğin pembesi Şeyma'nın. O da büyük mü gösteriyor? Bak şöyle yapmış ama bak. Şöyle koymuş. Şöyle olunca büyük duruyor. Bak gördün mü? Çok kötüymüş ya. Çok mersi. Hayır öyle durursa kötü evet, yani. Öyle durunca kötü anladın mı? Benim normalde benim de 38 aynı. Ve bileklerim, senin ayağın 38 bak, ama olması. Benim de bileklerim ince olduğu onu için... Da... Çok büyük görünüyor ayağım, doğrudur. Ha. Şimdi ama Allah'ın yarattığı bir kulus. Bakın aynı terlik. Kötü. Bak aynı terlik. Allah'ın yarattığı kula bu şekilde ayağı büyük, işte burnu büyük, bilmem kolu büyük. Ya zaten ne kadar haddimiz ve hakkımız. Bak aynı terlik. Biz terliği bir önünü bize çevir, önünü bize bak, çevir. Bak önü ha. Böyle. Önünü bize çevir. Tamam mı? Tam giymemiş. Evet yani. Tam giymemiş, tam şöyle giymiş. Çıkarmış. Evet. O zaman da çok büyük duruyor evet. Bu yanlış. Yani bu evet. Eleştirilere ya ben karşı. Ayağı büyük de olabilir de bana göre Şeyma'nın ayağı 38'den büyük. Çünkü Şeyma bence daha uzun bir ya şimdi senin ayağın 38 olması normal hani biz. Evet. Anladın mı? Normal. Mesela benim ayağım 36. Benim hiç ayağım yok gibi bir şey. Ama bazen öyle bir ayakkabı giyiyorsun ki mesela büyük gösteriyor. Evet, maalesef hele markaların yeni trendi evet. Koca ayak gösteriyor. Mesela ben şu an bunu 37 aldım ve o kadar rahatsız oluyorum ki palet gibi geliyor, şey gibi geliyor bana böyle. Ama bak Şeyma'nın ayağı bence 38'den büyük ama bence burada 38'den büyük olduğunda daha da büyük çıkmış. Ya tamam öyle olsun. Görüntü. Ama bunu sen bunu, ne olacak yani? Haddimiz mi ya gerçekten? Yani bazen haddimizi aşıyoruz. Çok da rahatsız açıklamalar var. Ayaklar 45. Şeyma cevap veriyor. 38 aslında 38 numara. Ama niye böyle çıktı? Ama neden çok büyük duruyor ben de bilmiyorum. Belki bileklerim çok ince diyedir. Evet benim de öyle olabilir. Bir sıkıntım var. Bilek inceliğinden ayakkabıyı hiç kaldırmıyor. Sevgilisi nasıl korumuş? Pide küreği gibi ayaklar mübarek. Lafa bak. Ha? O ayakkabının içine kalın beyaz çorap giy. O ayaklar 38 mi? Biraz usturuplu sallasak 40 gibi mesela. Çarşamba ayakkabısı mı o? Olur ayakkabılara mi? Bak hele. Bu ne ayak? Gulliver ayağı. Abla 500 TL ateşle ya. Ayakkabılar çok çirkin. Yenge oruçluyuz. Tarz olacağım derken Hans oldunuz. 55 gibi duruyor ayaklar. Allah Allah. Şeyma şu İtalyanlardan bize de getir diyen var. Balonun söndü Şeymo. Nedir bu küvet modası anlamıyorum. Şimdi sen gördün mü o şeyi? Guido'nun koruma şeyini. Yok ben Guido'nun ne söylediğini bilmiyorum da. Bakayım ne korumuş. Sayfasına sahip çık dedi. Şeyde verdik. Guido ne demiştir biliyor musun? Benim sevgilimin ayakları minicik bir kere falan. Guido da öyle bir şey yılıklık var. Dur bakayım. Var mı şurada? Bende Guido'nun açıklaması yok Canan. Aynen bende de yok. Şeyma'ya tekrar girelim öyle bakalım çünkü. Guido ne demiş çok merak ettim. Şeyma kiralık ev bakıyormuş ha? Beğenme mi var sadece? Ama sadece beğenmiş. Likelamış. Çok da koruma geçmemiş. Bazen mecbur beğeniyorsun. Fotoğraf koydum Guido. Ha, beğendin mi? Guido'cum. Guido. Fotoğraf hayır. Koyduk herhalde. Şş, hayırdır. Ha, hayırdır ne Guido. Yapıyorsun? Hayırdır. Ne diyeceğim sana? Şeyma kiralık ev bakıyormuş. Çünkü çıkıyor evden. Normal evet. Çıksın artık. Artık çıksın. Peki o dün Melisa'yı koyduğu ev kimindi? Melisa'yı acaba? Koyduğu evi bilmiyorum ama hani bir tane bir evdi çünkü. Video koydu ya story atmış. Bizim evet. De var akışımızda. Şey o. Kıyafetlerini satacağını söylüyor. Evet. Herkes şey diyor bir yere bağışlayacağını düşündük. Çok işte hoşumuza gitti ama bir baktık satıyor. Demek ki paralar suyunu mu çekti diyor. O görüntüyü verelim. Bakalım. Ha. Orada ben de olacağım diyor. Bay Şeyma Subaşı gibi
bir Evet, koleksiyon. bebek de satacakmış kıyafetleri. Bu Şimdi bebekteki kıyafet, şey, butiğin çok işine gelir. çok işine gelebilir de ben şunu sormak istiyorum. 125 bin TL nafaka alıyorsun. Tutacağın evi, oturacağın evi Acun tutuyor. Bunu nereden biliyoruz? Acun aradığında dedi ki Şeyma sokakta kalmayacak Ece dedi. Kalacak yer bulacak ve ben tutacağım dedi yine. Acun söylediği için Yani hiçbir şeye söylüyorum ihtiyacı bunu. yokken. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Kıyafetlerini neden satarsın? Bağışlamak yerine veya o satışla belki bağışlar mı? Ya bağışlamak zorunda değil. Zorunda Evet, olduğundan söylemiyorum. ama mesela şöyle bir şey var. Paraya ihtiyacı var anlamına mı geliyor bilmiyorum. Ama Şeyma'nın parayı sevdiği zaten şu, kilometrelerce öteden belli. Parayı da herkes sever ama bence burada başka bir fikir var. Bence bunu bağışlayacak. Satıp. Bence o butikle bir başka bir çözüm Ha, ortaklığı var. ortaklık bir şey Evet, var evet, diyorsun. evet, O da evet. olabilir. Butiği Evet. yükseltecek. Yani Tabii. şey reklamını Butik belki yapacak. ona ait bir butiktir de falan gibi bir şey. Her şey Mantıklı. olabilir. Çünkü sosyal medyası çok kuvvetli. E tabii. Paylaştıkları iş yapıyor. Ondan dolayı çok mantıklı bir şey. Giysilerini satması. Tabii herkes şeye yordu. Paralar suyunu mu çekti? Paraya mı ihtiyacı var? Ama olmadığını her Ona şekilde bakarsan görüyoruz bizim herhalde. kimdi? Seren şey koydu ya. Seren de gelinliği Gelinliği sattı. sattı ya. Ama çok şükür araları iyi. Sen bana onu ilk gönderdin. Ben de dedim eyvah işler kesat mı dedim. 4.500 TL'yi satıyordu. Evet. İlk işler kesat mı acaba dedim ben. Direkt akla para geliyor. Bu normal. Birisi şey yazmış yorumlarda. Çok ihtiyacı olanlara keşke verse ama ihtiyacı olanlar da o kıyafetleri nasıl giyecek? Birazcık şey yani böyle absürt Biraz kıyafetler de absürt var evet. ya. Mesela hepsi festivallerde giyilmiş. Festivallerde Anladın düşünsene. mı? Böyle Biz onu mesela enteresan, ipli, böyle bağışları derili. nerede giyecek şimdi? Ha, Halkın işte. soruyor. Mesela Haklı. diyor ki mesela atıyorum Adana'dan diyor çok ihtiyacım var diyor. Öğretmenim diyor mesela. Allah Allah. Bir tane şey geliyor böyle bir şey ama Ha. içinde hiçbir şey yok. Hiçbir bir şey yok biliyorsun. Yok hiç giyme daha iyi. Yani. Yani o yüzden ihtiyacı olan verilecek kıyafetleri yok Şeyma'nın doğru. Bu arada Şeyma'nın ayağı 38'miş. Ayakkabıları ne yapacak acaba? Çünkü ben hatırlıyorum kıyafet odasında daha giyinmemiş tonlarca ayakkabısı var. Evet şeyi koyuyordu hatta etiketleri Etiketlerini koyuyordu. koyuyordu. Ne diyorlar bakalım? Abla niye satmasın? Sen de yapma. 100 bin lira nafaka alıyor. Para ihtiyacı yok diyorsun. Sen de bu ay maaşını bana versene demiş. Hiçbir şey anlamadım. Maaşla bunun ne alakası Maaşla var? nafakanın ne alakası var? Alınca ver ama. Alınca vereyim. Peki. Şimdi sana bir sorum var. Hazır mısın? Gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Şimdi şey soracağım sana. Kendine güveniyor musun Bircan Bey? Bir de fazla. Yani Güzel. bazen var ya fazla. Hani boyunun yetmeyeceği yere bile ben buraya uzanırım özgüveni var bende anladın mı? Yani o kadar. Güzelliğine güveniyor musun? Etkileyici bir kızım. Peki senin yüzünden hiç kazalar oldu mu? Senin yüzünden bir işte ne bileyim insanların Ya ben arası o kızı bozuldu yerim mu? ya. İşte ben o kızın özgüvenini istiyorum. Hatırladım. O kadar olmadı. Nurcan Salman Nurcan, sen ekranlarınızda. adamsın. Bir yardım edelim dedik Nurcan çok kötü Nurcan'a. durumda. Nurcan'a bir yardım edelim. Ciddi konu. Bir bakın. Bakın. Gerçek mi? Hiç anlamadım ama gerçekten böyle var hasta. İnsanlar lütfen ilaçlarını alsınlar. Bayılmasınlar. Nurcan'ın durumu çok vahim. Nurcan çok kötü bir Ha durumda. güzel de kız Bu gerçekten. arada Nurcan güzel bir kız. Güzel. Evet Oynur yani canımmış. o saç rengine o kırmızı ruj olmamış ama sen mesela ruju silsen var ya efsane bir suratın olacak. Ben ruju çok abartı buldum. Güzel bir suratın var. Ama Nurcan bak bazen bazı arkadaşlar öyle gaza getirir ki insanları kendini dünyanın evet Zannediyorsun. yani dünyanın en güzeli en yakışıklı sanır yakışıklısı sanırsın. Peki Nurcan'ın arkadaş çevresi güzel ben Nurcan'ın cesaretinden istiyorum ve ben Nurcan'ın özgüvenini. Instagram hesabına şu an girdim ama çok az takipçisi var. 362 bu kadar herkes bayılıyor, ayılıyorsa bir Instagram'da bir takipçisi olmaz mı? Ha Bakıyorum. evet ama Nurcan güzel bir kız ya. Yok Nurcan orada daha güzel çıkmış. Bazı Ha. fotoğraflarda şey Dün böyle. çektiği fotoğrafın bak o dünkü şeyi bandanası. Yani biz bunu Nurcan. Allah Allah. Ha. Nurcan'ın fotoğraf beğeni sayısı 56. Hani Nurcan öyle çok sıkıntı yaşamıyor. Eğer Ayılıp o yüze acaba çok çıkarsa mu sorun fiziği güzel? yaşayacak. Bakayım Nurcan uzun boylu da bir kız. Ha Nurcan güzel troll böyle. yapacak kafada biri değil ha ben sana söyleyeyim. Bunu ciddi ciddi yayınlamış. Allah Peki bu Allah. yayınladığı şey nerede Ececiğim? Yayınladığı şey yok. Silmiş. Silmiş bence. Büyük tepki aldı.
Kızım sen ne diyorsun ya Ne demiş. diyorsun yani sen ne yapıyorsun? Türkiye'de Ama kadınlar çok güzel bu arada. bu özgüven de güzel bir şey biliyor Bence musun? var ya bu özgüven var ya karşı tarafı paramparça eder. Aynada kendini nasıl görürsen öylesi. Yani böyle mutlu gör, güzel gör. Başkası ne görse görsün. Sen o özgüveninle yerle bir edersin karşı tarafı. İnanıyorum. Bir de ne kadar yakışıklı birisiyle çıkın. Siz kendinizi beğenmeyin. Özgüveniniz olsun. O zaten yerle bir oluyor. Özgüven bu dünyadaki en önemli şey. Bravo Birşen Bali. Şimdi yine romantik bir haber Bircan Bali. Hadi bakalım. Ay çok güzel. Murat Boz sevgilisi Aslı Enver'in doğum gününü Sensiz Cennet Bile Sürgün Sayılır şarkısıyla kutlamış. Buyurun. Siz hareketi bunlar. Bunda Ya hiç gerek sevgili yok nasıl yani ediyorum falan bilmiyorum böyle nasıl olacak. Yok böyle yok şaka yaptım. pastalanmaz. Çok güzel. Çok güzel hareketler Sevgilime bunlar. söylüyorum Sensiz Cennet Bile Sürgün Sayılır ha Bircan Bali. Şşt. Arkada tabii bu günah bu söylenmez yani cennet Yani günah da şey şarkı güzel. şarkıya bak Ya be. çok güzel. Ama Murat zaten hep romantikti. Doğum gününde daha evvel Şarkılar Aslı yaptı şarkı ya. yapmıştı. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ay biz de ayrı kelep o şarkıyı vermiştik ya ne gıcız. Ayrıl evet Evet, değil mi? bilesinler diye verdik ama bizde sıkıntı yok. Bizlik bir şey yok. Çok güzel. Ve sensiz cennet bile sürgün sayılır. Murat Boz'un böyle Hadi romantik. siz Ne hediye aldı artık acaba? evlenin ya. Artık zaten bu kadar sürpriz yapmış Ya yani. ben mesela sevgilinin lafından Düşünülmek. rahatsız oldum orada biliyor musun? Evet artık karım de Ben ya. onları karı koca gibi Hanım görüyorum. be. Hanım, benim hanım. Serdar diyor Ay ya. çok Benim güzel. hanım. Benim hanıma söylüyorum, benim eşim. Ay ne güzel. Çok Bak. güzel. Bir cümlenin içerisindeki duyguya bak. Benim hanıma söylüyorum. Bak bir de sevgilime. Sevgilim hoşuma gitmedi biliyor musun? Yok Gerçekten flörtüm onları yani. o kadar böyle artık ben Evet sahiplenmişim gibi ya. bana neyse. Birlikteler yani ve evliler gibi. Çocukları olacakmış. Hani böyle ciddi bir şey gidiyor yani. Sevgilim bana şey kaldı orada böyle basit kaldı. Sensiz cennet bile sürgün sayılır Hele diye. öyle bir laftan sonra Bir of. de Ya hiç olmadı. gerçekten bunalıma girdim. Ben ne yaptım? Doğum günümü 6 kız kutladım. Ah. Ne oldu? Şimdi tanıdım. Bir oyuncu ölmüş ya vereceğiz şimdi. Ha, bir reklam arası verelim. Kısa aradan Ah. sonra verelim o haberimizi.